İyi günler İzmir Port TV izleyicileri. Bugün de biraz daha değişik bir konuyla huzurlarınızdayım. Bugünkü konumuz meditasyon. Bunu hepiniz izlemişsinizdir, duymuşsunuzdur. Belki kafanızda takılıyordur meditasyon ne demek diye. Meditasyon özel bir kelimeyi tekrar ederekten sizin iç dünyanıza dönmeniz demektir. Bunu mesela bir transandantal meditasyon öğretisi vardır ki ben bu eğitimi aldım. Maharishi eğitimidir. Bu transandantal meditasyon derneği diye bir dernek var. Bunun dünya çapında büroları vardır. Türkiye'de de var. Yani büyük şehirlerimizde var. Bunların eğitimleri hocalar tarafından veriliyor. Önce bir transandantal meditasyonu ben size izah etmeye çalışayım. Bu meditasyona başlarken bunun 4 basamaklı bir eğitimi var. Önce öğretmenler birinci derste transandantal meditasyonun ne olduğunu anlatıyorlar. Diğer basamakta size bir anket yapılıyor. Daha doğrusu bir test yapılıyor. Buradaki sorulara çok dürüstçe cevap vermeniz gerekiyor. Hiçbir şeyi saklamadan. Bunun da bir nedeni var. Çünkü öğretmenler tarafından sizin ruh dünyanız tespit ediliyor. Sonra sizin bu ruh dünyanız tespit edildikten sonra hocalarla birebir görüşmeye özel odalarda başlıyorsunuz. Buradaki öğretmenlerle özel sohbetlerden sonra ki öğretmenlerin sorduğu her soruya da büyük bir ciddiyetle herhangi bir kaçamağa kaçmadan cevaplamanız gerekiyor. Ve bundan sonra sizin ruh dünyanıza göre bir kelime veriliyor. Ve bu kelimeyi öğretmeniniz ve siz sadece bileceksiniz. Hiç kimseye söylemeyeceksiniz. Biz buna mantra diyoruz, özel kelimeye. Ne oluyor ondan sonra? Meditasyona başlayacağınız zaman ne tok ne de aç olacaksınız. En rahat kılıklarınızı giyerekten sessiz bir odada ister bağdaş kurmuş olaraktan isterseniz koltukta rahat bir olaraktan gözlerinizi kapatıyorsunuz ve size verilen bu özel kelimeyi tekrarlıyorsunuz periyodik olaraktan. Siz bu kelimeleri tekrarlarken sizin beyninizden türlü türlü düşünceler geçebilir. Hiç bu düşüncelere aldırış etmeden o kelimeyi tekrarlıyorsunuz. Öyle bir an geliyor ki düşünce hiçbir şey kalmıyor kafanızda. İşte bu noktaya beynin silik düşünce alanları deniyor. Bu sizin tecrübenize göre, meditasyon tecrübenize göre birkaç dakikayla 10 dakikaya kadar da sığabilir. Burada hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Bir boşluktasınız. Ama çok rahat bir ortam. Çok rahat bir ortam. Transandantal meditasyonun süresi 20 dakikadır. Bunu sabah 9'a kadar yapacaksınız. Akşam da 19'dan sonra yapmayacaksınız. Peki burada ne oluyor? Beynin silik düşünce alanlarınıza girdiğinizde vücudunuz derin bir dinlenmeye giriyor. Ve bir rahatlama oluyor vücudunuzda. Stresler zaman zaman kayboluyor. Hep pozitif bir insan oluyorsunuz. Tabii bu sürekli yapılırsa, yani bu sistematik olarak da bunu yapmak lazım. Eğer akşam 19'dan sonra ne olur? Niçin 19 bir sınır olarak konmuş? Çünkü
uyandığınız zaman çok dinlenmiş oluyorsunuz. Yani meditasyondan çıktığınız zaman diyeyim. Beyniniz ve bütün uzuvlarınız fevkalade dinlenmiş oluyor ve enerjik oluyorsunuz. Enerjik olursanız da eğer 19'dan sonra yaparsanız bu enerjik oluş sizin uykunuzu kaçırabilir. O bakımdan 19'a kadar bunun yapılması gerekiyor. Sonra bu transandal meditasyonun başka aşamaları da var. Bu eğitimi alanlar bunu bilir. Ben sadece birinci basamaktan bahsettim. Bunun daha sonradan şeysi var. Yaratıcı zeka bilimi kursu var. Zekayı geliştirmek için. Ondan sonra bir levitasyon, Siddhi kursları vardır. Bunlar çok daha değişik ve özel eğitimlerdir. Transandal meditasyon bundan ibaret. Bir de transandantal meditasyonun dışında meditasyonlar vardır. O belli bir kelimeyi daha çok da şeyi kullanıyorlar bildiğim kadarıyla Om veya Ra kelimesini kullanıyorlar. Bunları tekrar ediyorsunuz. Ben bunları denemedim tabii ki. Onlarla da bu mantralarda da işte beynin silik düşünce alanlarına iniliyor. Ama bu bir sistematik değil. Tabii ki transandant meditasyon çok sistematik. Yani bunu tıp da kabul etmiştir. Zaten bu eğitimi veren de Maharishi'dir. Bugün Amerika'da Maharishi Üniversitesi vardır. Ve Maharishi'nin kendisi fizik profesörüdür. Fizik profesörüdür. Bu bana daha ilmi geliyor. Daha akla yatkın geliyor. Diğerleri herkes biliyor. Ya Om kullanıyor veyahut da Ra kullanıyor. Bir kenara çekiliyor. Sakin bir köşeye, rahat bir kılıkla. Bu kelimeleri tekrar ediyor. Bundan memnun olanlar da var. Ama bu mantralar, hani Om dediğimiz veyahut da Ra dediğimiz bu mantralar tabii herkesin ruh yapısına uygun olmayabilir. O bakımdan ben transandantal meditasyonu tavsiye edeceğim. Çünkü ben şahsen bunu yapıyorum ve de çok da iyi neticeler aldım. Bu meditasyon prensipli olarak yapılırsa ve her gün tekrar edilirse beynin silik düşünce alanlarına daha sık giriliyor ve büyük bir dinlenme elde ediyorsunuz. Hem beyinsel hem de vücudun diğer uzuvları içinde. Bu sistemli bir şey yapılırsa, şekilde yapılırsa mesela sizin sinirliliğiniz kayboluyor. Daha pozitif bir insan oluyorsunuz. Öğrenim hayatında ve iş hayatında daha başarılı bir kişi oluyorsunuz. Kendinizle daha barışık oluyorsunuz. Çevrenizle çok daha güzel ilişkiler kuruyorsunuz. Böyle bir olumluluk da yapılıyor. Örneğin Maharishi'nin şöyle bir tezi vardır. Bir şehrin nüfusunun kare kökü kadar insan aynı anda meditasyon yaparsa o şehirde kriminal olaylarda bir azalmalar saptanmış. Ne gibi? Yani trafik kazaları, efendime söyleyeyim hırsızlık, işte kriminal olaylara hangisi giriyorsa bunlarda büyük bir azalmalar tespit edilmiş. Tabii bu sistemli olaraktan da yapılırsa çok daha da güzel olur. Düşünün yani dünyamızın nüfusunun kare kökü kadar bir insanın meditasyon yaptığını düşünün. Dünyamız ne kadar güzel bir hale gelir. O kavgalar olmaz, savaşlar olmaz. Herkes birbirine saygılı, çok daha mutlu bir dünyaya sahip oluruz düşüncesindeyim.